Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ulupınar ve Ahmet Namık Akdoğan düzenledikleri basın toplantısında 2019 yılını değerlendirdi. İlk olarak söz alan Ahmet Namık Akdoğan, partilerinin 9 bölgede başlatmış olduğu Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor temalı programa değindi. Ocak ayı bizler için önemli, Büyük Birlik Partisi için. Biliyorsunuz bu ay kuruluş ayımız. Büyük Birlik Partisi son 2 ay içerisinde 9 bölgede başlatmış olduğu Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor temalı bir program dahilinde İstanbul, Denizli, Urfa'da 3 bölgede toplantısını gerçekleştirdi. 12 Ocak'ta da Samsun'da 4. buluşma toplantımızı gerçekleştireceğiz. 2019 yılının en önemli olaylarından birisinin Barış Pınarı Harekatı olduğunu vurgulayan Büyük Birlik Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ulupınar şöyle devam etti. 2019 senesini geride bıraktık. Bugün sizlerle kısa bir değerlendirme yapmak için bir araya geldik. 2019 yılı pek çok açıdan tabii hüzünleri, mutlulukları, hayal kırıklıklarını, gururları, başarıları bir arada yaşadığımız bir yıl oldu. 2019 yılının Büyük Birlik Partisi için kuşkusuz en önemli hadiselerden birisi Barış Pınarı Harekatı olmuştur. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin sınırlarını, halkını, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve bunların yanı sıra sınırlarımızın hemen ardında, yanı başında küresel güçlerin ve onların taşıyanı olan terör örgütlerinin eliyle yersiz yurtsuz kalan soydaşlarını, dindaşlarını, komşularını hiçbir ayrım gözetmeden tüm mazlum halkları korumak adına Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Ulupınar ayrıca Uygur Türklerinin yaşadığı tüm bölgelerde asimilasyonun devam ettiğini vurgulayarak inançlarını yaşamalarına asla müsaade edilmiyor dedi. Uygur Türklerinin yaşadığı tüm bölgelerde maalesef Çin zulmü ve asimilasyon devam ediyor. 1949 yılından beri yapılan bu zulüm ve asimilasyon bugüne kadar süre geldi. 35 milyon Uygur Türküne zalim Çin tarafından Müslümanlıklarını ve Türklüklerini unutmaları için soykırım uygulanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşları'nın bu yöndeki raporları çok açık ve net. Ama uluslararası kamuoyu ve Batı toplumları her konuya, her zaman olduğu gibi bu konuya da son derece ilgisiz ve duyarsızlar. Büyük Birlik Partisi'nin değerlerine de değinen Ulupınar, geride bıraktığımız yılda acı olaylardan birinin de kadına yönelik suçlar olduğunu belirtti. Büyük Birlik Partisi'nin varlık sebebi, ülkesi, devleti, milleti ve onu ayakta tutan değerleridir. Hiçbir politik hesaba tenezzül etmeden, hiçbir makam mevki hesabı yapmadan bu değerlere bağlı olarak var olmaya devam edeceğimizi buradan gururla ifade etmek istiyorum. Geride bıraktığımız yılın milletçe en çok acı duyduğumuz konulardan birisi de maalesef kadına yönelik işlenen suçlar olmuştur. Bu problemin asla kişilere ve olaylara indirgenerek küçümsenmemesini, bilakis devletimizin ilgili bütün kurumlarıyla konuyu milletimizin en önemli meselelerinden birisi olarak değerlendirip çözüm aramaktadır.